Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde bir padişah varmış. Hayatı boyunca kendi sarayından dışarı çıkmamış bu padişah. Bir gün padişah kitapların birini okurken eski zamanlardaki padişahların kılık değiştirerek ülkelerini gezdiğini, dükkanda, pazarda adamlarla dertleştiğini, fakir fukara halkın sorunlarını dinlediklerini öğrenir. Kitabı okuduktan sonra hemen vezirini çağırıp der, ''Vezir, ben de ülkemi gezmek istiyorum. Ne var, ne yok merak ediyorum. Sen ne uygun görürsün?'' Vezir, ''Padişahım sağ olsun, iyi bir fikir. Ama sizin bu işi çoktan yapmanız gerekirdi.'' Padişah, ''Vezir, galiba söylemek istediğin bir şeyler var. Söyle bakalım, ne demek istiyorsun?'' Vezir padişahını tanıdığı için der, ''Ey padişahım, söylerim fakat bana öfkelenmekten korkarım.'' Padişah, ''Korkma, içindekileri söyle.'' der. Vezir, padişahın vazgeçmeyeceğini anlar ve çaresiz kalıp der, ''Ey padişahım, ben demek istiyorum ki, seyahat etmek, halkın derdini öğrenmek güzel şey. Fakat onların derdine çare bulmak her adamın hüneri değildir. Ben önce halkın sorunlarına çare bulmanızı istiyorum ki herkes sizden razı olsun. Yoksa boş boş gezmekten bir şey çıkmaz.'' Padişah, ''Ey vezir, benim adaletime inanmadığını görüyorum. Şimdi bak ne yapacağım.'' der. Vezir, ''Keşke sizin dediğiniz gibi olsaydı.'' der. Padişah, vezirinin sözüne çok kırılır, kılık değiştirerek derviş elbisesi ile yola düşer. Az gider, uz gider. Gelir, şehrin kenarında bir ayakkabı tamircisine rastlar. Tamircinin ayakkabılara yama yaparken, kah türkü söyleyip kah güldüğünü görür. Adamın keyfi yerindedir. Padişah selam verip bir bahane ile tamircinin yanına oturur. Biraz oradan buradan sohbet ettikten sonra der, ''Tamirci kardeş, sormak ayıp olmasın. Sen ne kadar kazanıyorsun ki böyle keyiflisin?'' Tamirci, ''Ey derviş baba, sağlığına duacıyım. Her gün tamircilikten kazandığım paralarla yağ, pirinç ve et alıp pilav kazanında pişiriyorum. Ellerim, ayaklarım sağ olduğu sürece her gün çalışıp kazanıp pilav yiyeceğim.'' Padişah tamirci ile hayli sohbet eder. Akşam olur, tamirci onu evine misafir eder. Padişah gerçekten de pilav kazanının olduğunu görür. Padişah biraz oturduktan sonra sarayına geri döner. Kendi kendine düşünür, ''Sen bir tamirci olasın, hem de böyle büyük konuşasın. Bak senin o pilav kazanını nasıl boş koyuyorum.'' Sabah olunca padişah tahta çıkıp ülkesinde ayakkabı tamirciliğinin yasaklandığı emrini verir. Emrini kim bozarsa dar ağacından asılacağını söyler. Sabah erkenden padişahın adamları ayakkabı tamirciliğinin yasaklandığını her yere ilan ederler. Bu haberi duyan tamirci hemen bir urgan ve balta alıp ormana gider. Kurumuş ağaçlardan bir demet toplayıp sırtına alır ve getirir pazarda satar. Yine et alır, pirinç alır, yağ alır, evine gelir. Akşam olunca padişah derviş elbiselerini giyip bir bahane ile yine tamircinin evine gelir. Pilav kazanının ocağın üstünde dem aldığını görür. Padişah, ''Kardeş, ayakkabı tamirciliğinin yasaklandığını söylüyorlar. Peki şimdi sen ne yapacaksın?'' Tamirci, ''Derviş baba, sen üzülme. Bir adam zahmet çekmekten korkmayıp tembelliğe, asalaklığa üşenmez ise o adam aç kalmaz. Tamirciliğin yasak edildiğini duydum. Ben de gidip odunculuk yaptım.'' Padişah tamircinin sırrını öğrenip geri döner. Ertesi sabah erkenden ormandan odun kesenlerin cezalandırılacağı emrini verir. Tamirci
bu haberi duyduğunda hemen ağ alıp deniz kenarına gider, ağını atıp 10-15 balık yakalar. Bu balıkları götürür pazarda satar. Pazardan yağ, pirinç ve et alır, akşam yine evinde pilav pişirtir. Padişah tekrar tamircinin evine gider. Evde yine pilav piştiğini görür. Tamirciyi konuşturup der, ''Kardeş, peki bugün parayı nereden buldun?'' Tamirci, ''Odunculuğun yasak edildiğini işittim, gidip balıkçılık yaptım.'' Padişah içinden der, ''Şimdi öyle bir şey yapacağım ki hiçbir iş yapamayacaksın. Bakalım o zaman parayı nereden bulacaksın?'' Padişah sarayına gider, ertesi gün adam gönderir, tamirciyi huzuruna çağırtır. Tamirci, padişahın kendisini ne yapacağı konusunda tereddüde düşer. Adamlarla birlikte saraya gelir. Padişahı gördüğü anda tanır. Derviş elbisesi ile evine gelenin padişah olduğunu anlar. Tamirci selam verdikten sonra der, ''Padişahım sağ olsun, benim yapabileceğim ne var?'' Padişah, ''Tamirci kardeş, sen çok çalışkan bir adama benziyorsun. Onun için seni saraya cellat olarak almak istiyorum.'' Tamirci, ''Padişahım sağ olsun, tamircilik nerede, cellatlık nerede? Benden cellat olmaz.'' Ama adamın bütün yalvarmalarına karşı padişah kabul etmez. Zorla adama cellat elbisesi giyindirip beline de bir kılıç bağlarlar. Padişah adamın saraydan çıkmamasını tembihler. Tamirci, burada kaldığı sürece evinde pilav pişmeyeceğini anlar ve açık kapılardan birinden gizlice sokağa çıkar. Yakında bir demirci dükkanı vardır, hemen oraya girer. Kılıcını çıkarıp der, ''Demirci kardeş, görüyor musun benim ne kadar değerli bir kılıcım var? Al bunu sana satayım, bıçağı sende kalsın, sapına tahta bir kılıç tak bana ver.'' Demirci, ''Kardeş, kılıcının bıçağını sana nasıl vereceğim?'' Tamirci, ''Boş ver, senden bir isteğim var. Onu yerine getirsen, kılıcı para almadan sana vereceğim.'' der. Demirci, ''Söyle bakalım, isteğin nedir?'' Tamirci, kılıcın karşılığında pazardan bir miktar pirinç, bir miktar da yağ ve et al, götür, falan yerdeki bizim eve ver. Demirci böyle kolay bir şarta hemen razı olur. Tamircinin istediği şeyleri alır ve onun evine götürür. Akşam olur. Padişah yine tamircinin evine gider. Pilav kazanının demde olduğunu görür. Sarayına geri dönen padişah bu olayın nasıl olduğunu düşünmeye başlar. Kendi kendine, ben tamircinin pilav pişirmesini engellemek için buraya getirdim ama yine bir şey olmadı diye düşünür. Bu sırrı öğrenmek için düşünmeye başlar. Padişah sabah erkenden cellada birinin başını keseceği emrini verir. Padişahın adamları genç bir adamı elleri kolları bağlı olarak tamircinin önüne yıkarlar. Bütün saray halkı meydana toplanır. Padişah tamirciye, ''Cellat, bu adam benim bahçemde uyuyakalmış ve atını benim bahçeme bırakmış. Hatta bütün bahçemi harap etmiş. Onun için bu adamın boynunu vurmalısın.'' der. Tamirci bu adamın bakıldığında hayran kalınacak bir genç olduğunu görür. Kendisi de güçlü bir pehlivana benziyordur. Onun için der, ''Ey padişahım, kendin diyorsun ki bu adam uyuyakalmış. Böylece atı da senin bahçene girmiş. Bunun için de bir insanın başı kesilir mi? Bu oğlanın bir günahı yok. Adaletsizlik yapma.'' Tamircinin verdiği cevaba çok kızan padişah bağırarak der, ''Fazla konuşma, sana ne diyorsam onu yap.'' Çaresiz kalan tamirci elini kılıcının kabzasına götürüp der, ''Ey benim kılıcım, eğer bu adamın günahı varsa onun boynunu öyle kesersin ki kafası 7 arşın ileriye düşer. Ama eğer günahı yoksa benim kılıcım elimde tahtaya dönsün.''
Tamirci bu sözleri söyledikten sonra kılıcını çıkarıp adamın kafasını kesmek için havaya kaldırır. Herkes o anda kılıcın tahtaya dönüştüğünü görürler. Tamirci fırsatı kaçırmadan der: "Ey padişahım, ben sana söylerken inanmıyordun. Gördün mü? Bu gencin hiçbir günahı yokmuş. Kılıç dönüp tahta oldu." Herkes bu olaya şaşırıp kalır. Padişah çaresiz oğlanı serbest bırakır. Meğer bu genç başka bir padişahın oğlu imiş. Genç adam kendi sarayına geldiği zaman başına gelen bütün olayları babasına anlatır. Gencin babası öfkelenip der: "O hangi padişahtır ki benim oğlumun kafasını kesmek ister? Bilmez mi ki benim 77 ülkeye hükmüm geçer? Bütün padişahlar bana haraç verir. Şimdi ben onun ülkesini viran edeyim de görsün bakalım." Padişah ordu komutanını çağırıp emir verir. Askerler kafile halinde yola çıkarlar. Padişah komutandan çok sayıda asker götürmesini ve o padişahın ülkesini yerle bir etmelerini ister. Askerler tepelerden sel gibi ayak üzengide, diz kaburgada az giderler, uz giderler. Gelir genci idam etmek isteyen padişahın ülkesine varırlar. Diğer taraftan o padişaha da askerlerin geldiği haberi ulaşır. Padişah hemen kendi askerlerinin düşmanın karşısına çıkmasını emreder. Savaş davulları çalmaya başlar. Pehlivanlar birer birer meydana çıkar, nara atarlar. Kalkan tutup kılıç vururlar. Bunlardan bir şey çıkmaz. Sonunda askerlerin tamamı birbirlerine girerler ve kan gövdeyi götürür. 7 gün 7 gece öyle bir savaş olur ki böyle bir savaş görülmemiştir. Sonunda genç oğlanın askerleri padişahın askerlerinin bir kısmını öldürür, diğerleri ise çareyi kaçmakta bulurlar. Genç şehzade yanına bir miktar adam alıp padişahın sarayına girer ve odasını bulur. Kılıcını çekip padişahı öldürmek isterken padişah sorar: "Ey şehzade, sen kimsin? Beni niye öldürmek istiyorsun?" Şehzade cevap verir: "Sen adaletsiz, kan içen bir adamsın. Ne ekmişsen onu biçiyorsun." Şehzade padişahın zindana atılmasını emreder. Sonra tamirciyi çağırıp ona der: "Adam, sen de cellatlık yaparken çok kişinin başını gövdesinden ayırmışsındır. Şimdi sen de ektiğini biçeceksin." Tamirci: "Ey şehzade, ben ölümden korkmuyorum ama sana doğrusunu söyleyeyim. Ben hiç kimsenin başını kesmedim." Şehzade: "O zaman kılıcımı çekip senin boynunu vuracağım. Eğer gerçekten kimsenin başını kesmemişsen bu kılıç dönüp tahta olacak." Şehzadenin 2 kılıcı vardır. Birinin bıçağını önceden tahtadan yapmıştır. Elini atıp hemen kılıcını çeker. Havaya kaldırıp adamın başını kesmek isterken der: "Adam, bu nasıl bir olaydır? Kılıcım tahtaya döndü. Galiba senin hiç günahın yok." Tamirci akıllı bir adamdır. Bu olayı gördüğünde şehzadeye dikkatle bakıp parmağını ısırır. Bu gencin ölümden kurtardığı genç olduğunu anlar. Şehzade padişahı zindana hapseder. Onun tacını eski vezirin başına koyar. Tamirciyi de ona vezir eder. Yeni şah ile vezir halkı iyi yönetip onlara adil davranırlar. Gökten 3 elma düştü. Biri bize, biri size, biri de bu masalı dinleyenlere. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda bir şehirde 2 komşu varmış. Bunlardan biri insanları aldatmakla, hile ve dolandırıcılıkla tüccar olmuş, diğeri ise alın teriyle helal bir şekilde çalışıp kendi evini, bahçesini yapmıştır. Bir gün 2 komşu arasında tartışma çıkar.
Tüccar, ey komşu, görüyorum gece gündüz çalışıyorsun, alın teri döküyorsun, ellerin kabarıyor. Gel sana değişik yollardan zengin olmanın kurallarını öğreteyim. Bahçıvan, o nasıl bir kural diye sorar. Tüccar, ey komşu, ucuza al, pahalıya sat. İnsanları kandır, ne şekilde olursa olsun, çal, çırp. O zaman hemen varlığın artar, hem de rahat olursun der. Bahçıvan ise, hayır komşu, ben senin dediğin yolla zengin olmak istemiyorum. İnsanın kendi elinin emeğiyle kazanması gereklidir der. Tüccar ise düşüncesinde ısrar eder. Aralarındaki tartışma hayli vakit sürer. Sonunda tüccar der, komşu, madem ki böyle oldu, gel seninle yola çıkalım. Kime rastlarsak üç kişiye soralım. Eğer senin dediklerini söyleseler, bütün varımı, servetimi sana vereceğim. Yok, benim dediğim çıkarsa, neyin varsa elinden alacağım. Bu şartı her ikisi de kabul eder ve iki komşu yola çıkarlar. Az gider, uz giderler, sonunda bir çocuğa rastlarlar. Tüccar, oğlum, gel bizim iddiamızı onayla. Ben diyorum ki, zengin olmak için dolandırıcılık, hırsızlık yapmak gerekir. Bu bahçıvan da diyor ki, insan varlığını, servetini helal yolla kazanmalıdır. Söyle bakalım, hangimiz doğru diyoruz? Çocuk şöyle cevap verir. Tüccar ağa, elbette sen doğru diyorsun. Tüccar komşusuna bakıp der, gördün mü, ben haklıyım. Bahçıvan ise çocuğun düşüncesine pek önem vermez. Onun çocuk olduğunu düşünür ve der, gel yolumuza devam edelim. Atalarımız üçe kadar demişler. Soracağımız daha iki kişi var. Onlar yollarına devam eder ve giderler. Karşılarına bir orman çıkar. Ormanda biraz gittikten sonra her tarafı çiçeklerle kaplanmış bir çeşmeye rastlarlar. Çeşmenin suyundan doya doya içerler. Biraz dinlendikten sonra yollarına devam ederler. Yolda bir avcıya rastlarlar. Bu adamın da görünüşü dolandırıcıya benziyordur. Tüccar avcıyı gördüğü anda yakınlaşıp der, ey avcı kardeş, bizim şartımızı sen sonlandır. Ben diyorum ki, zenginlik, hırsızlık ve dolandırıcılıkla sağlanır. Ama bu bahçıvan ise helal yolla kazanılacağını düşünüyor. Cevabı sen ver. Hangimiz haklıyız? Avcı, tüccar ağa, sen doğru diyorsun. Zavallı bahçıvan bu olaya şaşırır kalır. Ve sonunda, tüccar kardeş, gel gidelim, bakalım üçüncü adam ne diyor der. Bu şekilde az gider, uz giderler. Gelir bir keçe çadıra varırlar. Çadırın önünde ihtiyar bir adamın oturduğunu görürler. Saygıyla selam verip olayı adama anlatırlar. İhtiyar adam onları dinledikten sonra der, ben bu olayda tüccarı haklı buluyorum. Bahçıvanın bu sözü ihtiyardan duyduğu anda aklı başından gidecek gibi olur. Kendi kendine, acaba bu şehirde adaletli ve doğru bir adam var mı? Kime sorduysak hepsi kötü yolu haklı çıkardı diye düşünür. Bahçıvan, ihtiyar, sormak ayıp olmasın, sen ne iş yapıyorsun? İhtiyar, zamanında şahın celladıydım diye cevap verir. Bahçıvan içinden bir celladın adaletli olması beklenir mi diye geçirir. Onun için çaresiz kalıp tartışmayı da kaybettiğinden bütün varını servetini tüccara verir. Bütün varlığını tüccara veren bahçıvan böyle adamların yanında durmaktansa başka bir şehre gitmeyi düşünür. Başını alır şehirden gider. Az gider, uz gider, dere tepe düz gider. Gelir bir şehrin kenarında bir tarafı kayalık, sarp arazi olan yüksek bir mağara görür. Çok fazla yağmur yağmaktadır, saklanmaya yer yoktur. Onun için hemen mağaraya girer. Dikkatle baktığında burasının ev gibi bir yer olduğunu görür. İçeride
insanın gözünü kamaştıran bir ihtişam vardır. Bir tarafta mücevherler, bir tarafta kırmızı rengarenk pahalı halılar, diğer tarafta tahıl pirinç çuvalları, dünyada ne ararsan mağaranın içinde vardır. Adam akşam oluncaya kadar burada kalır. Yağmur durmak bilmez. Tam çıkmak üzereyken birkaç adamın mağaraya geldiğini görür. Bunları gördüğü anda kaçar ve mağaranın bir köşesine saklanır. Adamlar mağaraya girip otururlar. Sofra kurup yiyip içerler. Meğerse bunlar kırk haramilerdir ve bu mağarada onlarındır. Haramiler padişahın hazinesini soymak için plan kurmaya başlarlar. Haramilerin reisi padişahın hazinesini soyarken herkesin üzerine düşen görevleri tek tek adamlarını anlatır. Adamlar silahlanıp yola çıkarlar. Haramiler mağaradan çıktığı anda adam da bu fırsatı kaçırmaz ve hemen mağaradan dışarı çıkarak kaçar. Haramiler çok büyük bir hile ile padişahın hazinesini soyup bütün varlığını develerine yükleyip mağaraya geri dönerler. Haramiler develerle getirdikleri padişahın hazinelerini mağaranın içine yerleştirirler. Şehirde sabah olunca her yerde padişahın hazinesinin soyulduğu haberi yayılır. Haramiler mağarada dura dursunlar, bakalım padişah bu sırada ne yapmaktadır. Padişah bütün adamlarını toplayıp hırsızların yakalanmaları için emir verir. Başvezir ileriye çıkarak, "Bu ilk değil, kaç yıldır bu hırsızlar halkın malını mülkünü çalıp talan ediyorlar. Hiç kimse onları yakalayamıyor. Ne yerleri biliniyor ne de kendileri bulunabiliyor," der. Padişah ise başvezirin verdiği bu cevaba çok kızar ve sinirlenir. "Ben onu bunu anlamam. Hemen bütün askerlerini şehrin içine sal. Yerde de olsa, gökte de olsa o hırsızları bulup getirin." Padişahın emrinden çıkmak olmaz. Onun için vezir, vekil, bütün saray adamları yanlarına askerleri alıp her biri bir tarafa dağılır. 7 gün 7 gece her yeri karış karış ararlar ama hırsızların izine hiçbir yerde rastlayamazlar. Sonunda pişman olmuş, üzgün, yorgun bir halde geri dönerler. Zavallı bahçıvan ise mağaradan çıktıktan sonra şehre doğru gelir. Bu arada herkesin şahın hazinesinin soyulmasından bahsettiğini işitir. Bu olaydan haberi olan bahçıvan sonra sonra doğruca şahın sarayına gelir. Bekçilerden izin alır, içeri girer. Onu şahın yanına götürürler. Bahçıvan şaha baş eğip der, "Şahım sağ olsun. Ben senin hazineni soyan hırsızların yerini biliyorum." Şah bu sözleri duyduğu anda, "Adam, eğer dediğin doğru ise hazinenin yarısı senindir," der. Bahçıvan, "Şahım sağ olsun, bana hazine lazım değil. Senin şehrinin kenarında bir mağara var. Orada 40 harami yaşıyor. İşte senin hazineni çalanlar onlardır ve o mağarada saklanıyorlar." Şah bu sözleri duyduğu anda etrafına emirler verir. 999 atlı asker silahlanıp yola çıkarlar. Askerler mağaraya girdiklerinde burada şahın hazinesinden başka daha birçok şeyin olduğunu görürler. Ama mağaranın içinde hiç kimse yoktur. Askerler mağarada çok beklerler. Fakat hırsızlar bir türlü gelmezler. Sonunda askerler mağarada bulunan her şeyi develere yükleyip saraya getirirler. Padişah bu olayı görünce sevincinden ne yapacağını bilemez. Bahçıvana dönüp der, "Adam, ben sözümün üzerinde dururum. Hazinenin yarısı senindir." Bahçıvan cevap verir, "Şahım sağ olsun. Hırsızların senin hazineni soyduğu gibi vaktiyle bir tüccar da benim varımı yoğumu her şeyimi alıp beni iflas ettirmişti.
Şimdi bana geçinmeme yetecek kadar bir avuç altın verin yeter der. Şah, adam bu az olur. Benden ne istiyorsan utanmadan söyle. Bahçıvan, şahım sağ olsun. Haramilerin mağarasında senin hazinenden başka halktan çaldıkları şeyler de vardı. Onları kendi sahiplerine verirseniz çok iyi olur. Şah, adamın dediğini kabul eder. Aynı gün kimin neyi çalınmışsa gelip alması için şehre ilan edilir. Bahçıvan, şahın verdiği altınları da alıp kendi şehrine doğru yola çıkar. Altınlardan tek tek bozdurup evini, bahçesini yeniden yapar. Bahçıvanın tüccar komşusu bu olayı haber almıştır. Hemen komşusunun yanına gelir. Selam verdikten sonra der, ''Ey komşu, sen tamamen iflas etmiştin. Bu malı mülkü nereden buldun?'' Bahçıvan, tüccarın açgözlü olduğunu bildiği ve ona yine bir hile yapmak istediğini anladığı için der, ''Falan şehirde kaç yıldır 40 harami ortaya çıkmıştı. Bu hırsızlar halkın neyi var neyi yoksa çalıp çırpıyordular. Sonunda hırsızlar padişahın da hazinesini çaldılar. Tesadüfen ben de bu hırsızların saklandıkları mağaranın yerini öğrendim. Gelip padişaha haber verdim. Şahın adamları bu hırsızları öldürüp halktan çaldıklarını onlara geri verdiler. Bunun üzerine benim yardımımın karşılığı olarak da bana çokça hediye verdiler. Şimdi sen de aynı şehre git ve hırsızların yerini söyleyenin sen olduğunu söyle. O zaman sana da altın, gümüş verirler. Böylece yine zahmet etmeden çok zengin olursun.'' Açgözlü tüccar bu söze hemen inanır ve evine gelir. Omuzuna heybesini alıp şehre doğru gitmeye başlar. Şehre yeni ulaşmıştır ki üç adamın ona doğru geldiğini görür. Bunlara yaklaşıp der, ''Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' Adamlar, ''Hayır bilmiyoruz.'' derler. Tüccar, ''Ben padişaha 40 haraminin yerini gösteren adamım.'' der. Meğer bu adamlar 40 haramilerin kendisiymiş. Haramiler fırsatı kaçırmadan derler, ''Adam, biz seni gökte ararken yerde elimize düştün. Gel bize evinin yerini göster, sana o kadar hediye verelim ki evinde koymaya yer bulamayasın.'' Tüccar çok sevinir ve adamların bu teklifini hemen kabul eder. Bu arada hırsızlar ıslık çalarlar, o an her taraftan bir adam çıkmaya başlar ve 40 harami bir araya toplanır. Doğruca tüccarın evine gelirler. Tüccarın neyi var neyi yok ise hepsini alırlar, kendisini de kolu bacağı kırılıncaya kadar döverler. Tüccar 3 gün 3 gece ölü gibi kalır. Sonra yavaş yavaş kendine gelip iyileşir. Bu olayı haber alan bahçıvan tüccar komşusunun yanına gelir. Tüccar onu gördüğü anda der, ''Başıma gelenleri görüyor musun?'' Bahçıvan, ''Tüccar ağa, ben bunu çoktan biliyordum. Helal zahmetle kazanılmayan zenginliğin sonu böyle olur.'' Çok eski zamanlarda Çin'in bir şehrinde halinden memnun, mutlu bir terzi yaşarmış. Bu adam eğlenmeyi ve vaktini hoşça geçirmeyi severmiş. Bu yüzden boş zamanlarında eşiyle dışarı çıkıp dolaşmayı adet edinmiş. Yine bir gün eşiyle beraber gezip dolaşmışlar. Akşam olup da eve dönerlerken yollarının üzerinde ilginç, kambur bir adama rastlamışlar. Adam görünüş itibarıyla çok komikmiş ve çok üzgün insanları bile güldürüp bütün dert ve üzüntüleri yok edecek tuhaflıktaymış. Terzi ve eşi hemen kambura yaklaşmışlar. Onun konuşmalarından öylesine keyiflenmişler ki onu hemen evlerine davet etmişler. Kambur da bu davete olumlu cevap vermiş ve onlarla birlikte eve girmiş.
Terzi misafirini ağırlamak için çarşıya gitmiş. Kızarmış balık, taze ekmek ve tatlı olarak da büyük bir parça helva satın aldıktan sonra eve dönüp aldıklarını kamburun önüne koymuş. Sonra hep birlikte yemeğe oturmuşlar. Büyük bir keyifle yemeklerini yerlerken terzinin karısı eline büyük bir parça balık almış ve bütünüyle kamburun ağzına tıkmış. Ağzından lokmayı atmaması için de eliyle ağzını kapatmış ve ona ''Bu lokmayı bir defada yutman gerek, yoksa elimi çekmem.'' demiş. Bunu duyan kambur büyük bir gayret göstermiş, sonunda da lokmayı yutmuş. Ne yazık ki lokmanın içinde iri bir kılçık varmış. Lokmayı acele yutarken bu kılçık boğazına saplanıp kamburu o anda öldürüvermiş. Terzi çok korkmuş. Kamburun böylece öldüğünü görünce ne yapacağını şaşırıp kalmış ve ''Yüce ve kadiri mutlak olan Allah'tan daha güçlü ve kudretli varlık yoktur. Bu zavallı adamın gelip de bizim ellerimiz arasında böylece ölüvermesi ne felaket. Ne yapacağız şimdi?'' demiş. Adamın aksine karısı gayet serin kanlı bir şekilde ''Neden kendini kahrediyorsun? Üzülme, kaygılanma.'' diyerek terziyi teselli etmeye çalışmış. Hanımının bu kadar rahat olduğunu gören terzi, ''Peki öyleyse ne yapmalıyım şimdi?'' diye sormuş. Kadın, ''Hadi kalk ayağa, ikimiz birlikte ölüyü buradan kaldıralım. Onu ipek bir örtüye saralım. Hemen bu gece ben önde, sen arkada taşıyalım. Sen yol boyunca insanlara, ''Bu benim çocuğumdur, şu da annesi. Çocuğa bakacak bir hekim arıyoruz. Nerede bir hekim var acaba?'' diye sorarsın. ''Bu şekilde gideriz.'' demiş. Karısının bu sözlerini duyan terzi ayağa kalkmış, kamburu kollarına almış ve karısını izleyerek evden çıkmış. Kadın, ''Vah zavallı yavrum, sağ salim bir kurtulsan. Söyle neren ağrıyor? Ah bu kör olası çiçek illeti! Bedeninin neresinde kabarcıklar var?'' diyormuş. Onun bu sözlerini duyan herkes, ''Bunlar çocuğun anasıyla babası. Çiçek çıkarmış çocuklarını taşıyorlar herhalde.'' şeklinde düşünmüş. Bu arada terzi ile karısı oradan bir an önce uzaklaşmaya çalışıyorlarmış. İki kafadar böylece nerede bir hekim bulabileceklerini sora sora ilerlemişler. Sonunda tarifleri izleyerek bir hekimin kapısına ulaşmışlar. Kapıyı çalmışlar, bir kadın merdivenleri inip onlara kapıyı açmış. Kollarında bir çocuk taşıyan adamı ve ona eşlik eden kadını görmüş. Kapıyı açan kadına, ''Yanımızda hekimin bakması için çocuğumuzu getirdik. Şu çeyrek dinarı al ve efendine ver. İnip çok hasta olan çocuğuma bakması için ricada bulun.'' demişler. Bunun üzerine hizmetçi yukarı çıkmış, terzinin karısı da hemen kocasını içeri alıp ona ''Kamburun cesedini hemen şuraya koy ve en kısa zamanda buradan uzaklaşalım.'' demiş. Terzi kamburun cesedini duvara yaslayarak merdiven basamaklarından biri üzerine yerleştirmiş ve karısıyla birlikte oradan uzaklaşmışlar. Hizmetçiye gelince efendisi olan hekimin yanına girmiş ve ona ''Aşağıda bir kadınla bir erkeğin getirdiği bir hasta var. Bana senin için çeyrek dinar vererek onu iyileştirecek bir reçete yazmanı istediler.'' demiş. Hekim çeyrek dinarı görünce sevinmiş, çabucak yerinden kalkmış ve aceleyle aşağı inerken yanına ışık almayı unutmuş. Bu yüzden merdivenden inerken kamburun cesedine çarpmış ve onu yere yuvarlamış. Birine çarpıp yere yuvarlandığını anlayan hekim korkuyla hemen muayene etmiş ve ölmüş olduğunu görünce buna kendisinin neden olduğunu düşünmüş ve kendi kendine ''Allah'ım, ya Rabbi, bu ne beladır? 10 emrin ile beni koru.'' demiş. Sonra da ölümüne neden olduğunu zannettiği kişinin cesedini nasıl ortadan kaldıracağını düşünmeye başlamış. Bir taraftan da Allah'a yalvarıyormuş. Yine kendi kendine
İşte şu hastaya çarpıp onu merdivenlerin dibine kadar düşürdüm ve ölümüne sebep oldum. Şimdi bu ölüyü ne yapacağım diye söylenmiş. Sonra da cesedi alıp evin avlusunun bir köşesine kadar götürmüş, ölüyü karısına göstererek meseleyi anlatmış. Karısı şaşıp kalmış ve "Hayır, bu ölü burada kalamaz, hemen onu evden çıkar. Birlikte onu evin taraçasına taşıyalım. Oradan komşumuzun avlusuna yuvarlayalım. Çünkü bilirsin ki komşumuz sultanın aşçısıdır. Evi de iç yağı, tereyağı, zeytinyağı, un ve zahire gibi şeyleri kemirip zarar veren fare, kedi ve köpek doludur. Bu hayvanlar kuşkusuz ölüyü de yer bitirirler," demiş. Bunun üzerine hekim ve karısı kamburu alıp taraçaya çıkarmışlar. Oradan da yavaşça cesedi aşçının evinin içine indirmişler ve mutfağın duvarına ayaküstü yaslamışlar. Sonra da oradan ayrılıp evlerine dönmüşler. Kamburun duvara yaslanmış olarak oraya bırakılmasından birkaç dakika sonra aşçı dışarıdan eve dönmüş, kapıyı açıp bir mum yakarak içeri girmiş. Bir de ne görsün? Bir insan mutfağın kapısının yanında ayaküstü durmakta. Bunu gören aşçı şaşırmış. "Bu da nesi? Allah Allah! Şimdi anlıyorum ki benim mallarımı aşıran bir insanmış, hayvanlar falan değilmiş. Kedi köpekten dikkatle esirgediğim etleri, yağları çalan buymuş demek. Önceden planladığım gibi mahallenin tüm kedi köpeklerini öldürmeme gerek kalmadı artık. Çünkü taraçadan inip hırsızlık yapan adamı buldum," diye haykırmış. Ardından da eline büyük bir sopa alarak adamın üzerine saldırmış, sopayı kafasına olanca gücüyle indirmiş, onu yere devirmiş ve göğsünün üstüne de sopa yağdırmış. Ama adamın hiç kıpırdamadığını görünce onun ölmüş olduğunu anlamış. O zaman çok üzülmüş ve "Yüce ve güçlü Allah'tan daha güçlü ve kuvvetli varlık yoktur," demiş. Sonra da korkmaya başlamış. "Allah etleri de yağları da bu belalı geceyi de kahretsin. Bu adamı öldürmüş olmam benim kötü bahtımdır. Ben şimdi ne yapacağım?" diye ağlamaya başlamış ve devam etmiş. "Kambur olman sana yetmiyor muydu? Kalkıp bir de hırsız olmuşsun ve gelip benim etlerimi, yağlarımı çalmaya yeltenmişsin. Ey koruyucu Allah'ım, beni kudretinin örtüsü altına alıp koru," diye dua etmiş. Bunun ardından gece epey ilerlemiş olduğundan kamburu omuzlarına almış, evinden çıkmış ve çarşının başladığı yere kadar taşımış. Orada durarak kamburu ayakları üzerinde köşe başındaki bir dükkanın kapısına yerleştirmiş ve oracıkta bırakıp evine dönmüş. Kamburun oraya bırakılmasının üzerinden pek fazla bir zaman geçmeden yolda sarhoş bir adam belirmiş. Bu adam sultanın simsarıymış. Sarhoş olduğu için garip hareketler yapıyormuş. Kendi kendine konuşup zikzaklar çizerek, sendeleyerek yürüyormuş. Birdenbire duvara yaslanmış olan kamburu görmüş. Sarhoş olduğu için ne yaptığını bilmeksizin hakaretler yağdırmaya başlamış. Kamburdan ses çıkmayınca onu akşam üzeri sarığını çalan hırsız sanmış ve adama müthiş bir yumruk atmış, adam hemencecik yere devrilmiş. Sonra bağırarak çarşının bekçisine seslenmiş. Sarhoşluğun coşkusuyla tekmeleyip yumruklayarak kamburun üzerine çökmüş ve de iki eliyle boğazını sıkmaya başlamış. O sırada çarşının bekçisi çıka gelmiş ve bir sarhoşun bir adamı yere yıktığını, dövdüğünü ve gırtlağını sıktığını görünce "Bırak bu adamı, ayağa kalk," diye haykırmış. Sarhoş ayağa kalkmış. Bunun üzerine çarşı bekçisi yere uzanmış olan kambura yaklaşmış, kontrol etmiş, öldüğünü anlamış ve sarhoşa dönerek "Aman ya Rabbi, bu adam ölmüş," diye haykırmış. Sonra da sarhoşu yakalayıp ellerini ardına bağlamış ve onu hükümet konağına götürmüş. Sarhoş kendi kendine
ben bu adamı nasıl öldürebilirim? Bir yumrukla nasıl ölüverir? Ayıldın artık. Otur, düşün bakalım, diye kahırlanmış. Vilayet konağına geldiklerinde sarhoş ile kamburun cesedi ertesi sabah vali uyanıncaya kadar bütün gece hapsedilmiş. Sarhoş çarşı bekçisinin olayları bildiren raporunu inkar etmemiş. Vali de kamburu öldürmüş olan bu sarhoşu mahkum etmek zorunda kalmış. Tellallar çıkartmış, saray simsarının idama mahkum edildiğini, cellat tarafından boynunun vurulacağını şehir halkına duyurmuş. Sonra dar ağacını hazırlatmış ve mahkumun asılmaya götürülmesi emrini vermiş. Cellat gelip urganı hazırlamış, boğaza geçecek düğümü ayarlamış, mahkumun boynuna geçirmiş, tam ipi çekmek üzere imiş ki sultanın aşçısı toplanan halkın arasından dar ağacının altında duran mahkuma kadar ulaşmış ve cellada ''Dur, onu asma, bu adamı öldüren benim.'' diye haykırmış. Bunun üzerine vali ''Peki neden öldürdün bu adamı?'' diye sormuş. O da ''Şundan dolayı efendim.'' demiş ve sözüne devam etmiş. O gece evime dönünce taraçadan inerek evime giren ve saray mutfağı için aldığım erzağı çalanın bu kambur olduğunu anladım ve bir sopa ile kafasına ve göğsüne vurdum. Sonra da düşüp öldüğünü fark ettim. Bunun üzerine onu omuzlayıp çarşıya geldim ve falan yerdeki falan sokaktaki bir dükkanın duvarına dayadım. Bahtsız bir adamım ben. Neredeyse susarak başkasının idamına da neden olacaktım. Asılması gereken kimse benim, demiş. Vali aşçının bu sözlerini işitince simsarı bırakmış ve cellada. Suçunu kendi ağzıyla itiraf eden bu adamı hemen as, diye emir vermiş. Bunun üzerine cellat, daha önce simsarın boynuna taktığı urganı, bu kez dar ağacının altına götürdüğü aşçının boynuna geçirmiş. Tam adamı havada sallandıracağı sırada halkı yararak ortaya çıkan hekim cellada ''Bekle, sakın onu asma, adamı öldüren benim.'' diye haykırmış. Sonra da durumu şöyle açıklamış. ''Aslında bu kambur tedavi niyetiyle bana başvurdu. Onu görmek için merdivenden inerken gecenin karanlığında ona çarptım ve merdivenlerden düşürdüm. Sonra da baktım ki ölmüş. Bu yüzden aşçı suçlu değil, beni asın, demiş. Bunun üzerine vali hekimin öldürülmesini emretmiş. Cellat da aşçının boynundan aldığı ilmeği hekimin boynuna geçirmiş. Onu asmaya niyetlenmişken birden bir terzi ortaya çıkmış ve cellada ''Dur, onu öldüren benim.'' diye haykırmış. Sonra da hikayesini şöyle anlatmış. Dün bütün günü gezerek geçirdim. Akşama doğru da eve döndüm. Yolda ölüsünü gördüğünüz bu kambura rastladım. Sarhoştu, neşeliydi. Elindeki zilli tefle coşkulu, eğlendirici şarkılar söylüyordu. Durdum, onu izledim. Çok keyiflenip onu evime davet ettim. Sofraya oturduğumuzda karım balık ile ekmeği bir lokma halinde kendisine yedirmek üzere kamburun ağzına tıktı. Bu lokma kamburu boğdu ve hemen öldü. Bunun üzerine ben ve karım onu alıp hekimin evine götürdük. Bize kapıyı açan hizmetçiye hekimi görmek istediğimizi ve hastamızın olduğunu söyledik. Hizmetçi efendisini çağırmak için merdivenlerden çıkıp gidince kamburu merdivenin bir yerinde duvara dayayarak oradan aceleyle uzaklaştık. Bu sırada hekim hastayı görmek için merdivenden inmiş olacak. Demek ki kambura çarparak merdivenden yuvarlanmasına neden olmuş ve de kamburu öldürdüğünü sanmış, demiş. Bu arada terzi hekime dönerek, ''Söylediklerim doğru değil mi?'' diye sormuş. O da, ''Evet, doğrusu budur.'' demiş. Bunun üzerine terzi valiye dönüp ''Bu durumda hekimi bırakıp beni asın.'' demiş. Vali bu sözleri duyunca çok şaşırmış ve ''Kambur'un bu hikayesi salnamelere ve kitaplara geçmeye layıktır.'' demiş
Sonra da cellada hekimi bırakıp suçunu açıklayan terziyi asması emrini vermiş. Bunun üzerine cellat terziyi alıp dar ağacının altına götürmüş, urganı boynuna geçirmiş ve ''Bu kez inşallah sonuncusudur. Artık adam değiştirip durmaktan usandım.'' demiş ve urganı kavramış. İşte tüm bunlar olup bitmiş. Kambur'a gelince anlaşılan sultanın soytarısı imiş. Sultan onu yanından bir an bile ayırmazmış. Ama Kambur o gece kafayı çektikten sonra bir ara saraydan kaçmış ve bütün gece ortadan yok olmuş. Ertesi günde haber bekleyen sultana adamları gelip ''Efendim, vali Kambur'un öldüğünü ve katilin asılmak üzere olduğunu bildirdi. Vali onun ölümüne neden olanı astıracağı sırada bir ikinci adam, sonra da bir üçüncü adam ilerleyip asıl suçlunun kendileri olduğunu iddia etmişler ve her biri valiye suçluluklarının nedenlerini anlatmışlar.'' demişler. Sultan bu sözleri işitince daha fazlasını da işitmek istemiş. Bir mabeyinciyi çağırmış ve ona ''Hemen git, valinin yanına koş. Ona tüm ilgilileri huzuruma getirmesini söyle.'' demiş. Mabeyinci de koşup adalet meydanına ulaşmış, tam o sırada cellat terziyi asmak üzereymiş. Mabeyinci ''Dur!'' diye haykırmış. Sonra da valiye Kambur'un hikayesinin sultana anlatıldığını, sultanın da terzinin, hekimin, aşçının ve simsarın Kambur'un cesediyle birlikte huzura getirilmesini emrettiğini, hep birlikte saraya gidileceğini bildirmiş. Vali sultanın huzuruna çıkıp önünde eğilince tüm ayrıntılarıyla Kambur'un hikayesini başından sonuna kadar anlatmış. Sultan bu hikayeyi işitince çok şaşırmış ve büyük bir neşeye kapılmış. Sonra da saray katiplerine bu hikayeyi altın suyuyla kaleme almalarını emretmiş.